Merhaba hanımlar. Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet bu aralar e, video paylaşımları yapamadım arkadaşlar. Dediğim gibi ev taşımam vardı. Şimdi nihayete erdirdik. İnşallah yerleşimimi de sağladım. Hep birlikte sizlerden gelen oyalara videolu anlatımlarıma başlıyorum arkadaşlar. Üyelerimizin adını unutuyorum. Yazmayı da ihmal ediyorum. Videoya geçince aklıma geliyor ama iş işten geçiyor arkadaşlar. Ee, bizi takip eden üyelerimizden gelen modellerin yapım aşamasını anlatacağım. Böyle bir kolay bir boncuk oyası geldi bizlere. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra tek sırada yapabileceğimiz bu boncuk oyasının yapım aşamalarını hep birlikte paylaşacağım. Ee, bana gelen boncuk bu tarz bir boncuktan, ama sadece şekli farklıydı. Benim elimde bu boncuklardan vardı. Ben bu boncuklarla anlatımını yapacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Benim yokluğumda kanalıma destek veren, beğeni yapan, yorum yapan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra yorumlarınıza e, itinayla cevap vereceğim arkadaşlar. Şu son 10 günlük dönem içinde yorumlarınıza cevap veremedim. Affınıza sığınıyorum. Bundan sonra gelen yorumlar inşallah kaçırmamaya çalışacağım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ilk tığ battımıza ipimizi sabitleyelim. Kamera açımı genişleteyim. Sabitledik. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Boncumuzun bu yaz e, boncuklu yani günde bir kez bir tane pardon bir kez nereden çıktı? Günde bir tane tülbent kenarı yapabilirsiniz çok kolay bir oya. Sizi sıkmadan, yormadan bir tane tülbent oyalayabilirsiniz. 7 zincirim çektikten sonra boncuğumu aldım. Şu ters yüzünü batıyorum ki düz yüzü öne düşebilsin diye. Şöyle ters yüzünden tığımı girdim. ipimi aldım oradan. Şu yaprağın herhangi bir yaprağın arasından böyle sabitliyorum. 1 2 3 tane başına doluyorum aşağıdan bir tığ battısı atlayıp ikinciye giriyorum önce bir kez alıyorum sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum tekrar yedi zincir çekiyorum dört beş altı yedi bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum bu kadar hanımlar bakın tekrar yapalım yedi zincir çekelim bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boncuğumuzdan alalım. Bakın ters yüzünden giriyorum tığımı boncuğun. Buradan da ipimi alıyorum şöyle arkadan içinden geçiriyorum. Bu yaprakların arasını herhangi bir yaprak arasından sabitliyorum. 1, 2, 3 tane başına doluyorum. Aşağıdan bir tığ battısı atlıyorum. ikinciye giriyorum önce bir kez alıyorum sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 tekrar 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 bir tığ tı battısı atladım ikinci 7 zincirimi kapadım bakın arkadaşlar oyamızın yapımı böyle bir daha göstereyim 7 zincir çekiyorum bir tane boncuğumdan alıyorum boncuğumun bakın ters yüzünden tığımı giriyorum buradan ipimi alıyorum içinden geçiriyorum iki yaprak arasında böyle sıkılıyorum bir iki üç tane başına doluyorum aşağıdan bir tığ battı satlayıp ikinciye giriyorum önce bir kez alıyorum doladığım ilmekleri sonra 2 2 2 2 alıp çıkıyorum tekrar 7 zincir çekiyorum bu noktada 1 2 3 4 5 6 7 aşağıdan bir tığ batısı atlayıp ikinciye sabitliyoruz bakın arkadaşlar ütüsünü yaptıktan sonra daha da düzgün muntazam bir şekilde oluyor Gerçekten çok güzel durdu. Zengin durdu. Kolay basit ama zengin durdu arkadaşlar. Ee, bir günde dediğim gibi bir tülbent kenarı yani tül, bir tülbenti bitirebilirsiniz bu oyayla. İnşallah anlatabildim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.